Çizimi diğer biçimlerde kaydetmek. Bazen AutoCAD çizimlerinizi başka birilerine göndermeniz gerekebilir. Göndereceğiniz kişi ya da firma AutoCAD'in son sürümünü kullanmıyor olabilir. Aslında bazı firmalar hiçbir zaman AutoCAD programını kullanmazlar. Hatta tamamen farklı CAD programı kullanıyor olabilirler. Bu durumlarda sizinle aynı yazılımı kullanmayan müşteriler için çiziminizi nasıl kaydedip göndereceğinize bakalım. Ekranda ticari bir site planının çizimi bulunmaktadır. Bir mühendis olduğunuzu varsayalım. Bu çizimi otopark çevresinde peyzaj tasarım yapan bir mimara gönderme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu mimar AutoCAD programının en son versiyonunu kullanmamakta, belki de AutoCAD 2000 programını kullanıyor olabilir. Bu çizimi böyle eski sürümünü kullananlar için nasıl kaydedeceğinizi gösterelim. Bunu yapmak için Application düğmesine tıklayın. Buradan Save As seçeneğine tıklayın açılan iletişim penceresinin alt bölümünde bulunan eski sürümleri seçebileceğiniz Files of Type menüsünü açın. Sürüm 14'e kadar eski sürümleri seçebileceğinizi göreceksiniz. Bu menüde çizimlerinizi 2011 biçiminde kaydedemeyeceğinize dikkat edin. Normalde AutoCAD'in teknik olarak 2011 sürümü bulunmamaktadır. Tarihsel olarak AutoCAD programı her 3 yılda bir dosya formatını değiştirmektedir ve en son 2010 yılında değiştirmiştir. Şu anda AutoCAD 2011 kullanmaktayız. Ancak kayıt işlemi sırasında 2010 sürümüne göre kayıt yapılmaktadır. Menünün alt bölümlerine bakacak olursak çizimlerinizi DXF dosyası formatında kaydedebilirsiniz. DXF Drawing Exchange Format yani çizim dönüştürme formatı anlamına gelmektedir. Eğer müşteriniz AutoCAD dışında bir CAD programı kullanıyorsa bu formatı seçebilirsiniz. Çünkü hemen her CAD paketi bir DXF dosyasını açabilir. Müşteriniz AutoCAD 2000 kullanmakta. Bu yüzden bu dosya formatını seçin. Ardından dosyayı masa üstüne kaydedin. Dosya isminin sonuna 2000 ekini ekleyin. Şu anda Save düğmesini tıklamaya hazır durumdasınız. Bunu tıklamadan önce yeni sürümlerde var olan eski sürümlerde olmayan bazı özelliklerin olduğunu hatırlatalım. Örneğin multi leaders yani açıklama okları gibi bazı nesneler sizde çalıştığı gibi müşterilerde çalışmayacaktır. AutoCAD programı bu nesneleri plain text yani düz metin gibi başka nesnelere çevirecektir. Böylece bu nesneleri müşterileriniz görebilecektir. Bu önemli ayrıntı unutulmamalıdır. Save düğmesini tıklayın. Masa üstünüzde yer alan dosya şu anda mimara e-mail olarak gönderilmek üzere hazır durumdadır. Göndereceğiniz kişi bu dosyayı herhangi bir sorun olmadan açabilecektir. Müşteriniz hangi CAD programını kullanıyor olursa olsun, göndereceğiniz dosyayı farklı bir formatta kaydederek kullanabilecekleri bir dosya haline getirebilirsiniz.